Evet, merhaba arkadaşlar. TYT Geometri Soru Bankası kenarortay test 1 soru 1 ile devam ediyoruz. Bakın G noktası ABC'nin ağırlık merkezi demiş. Ağırlık merkezini bir hatırlayalım arkadaşlar. Ağırlık merkezi üçgende kenarortayların kesiştiği yerdir. Ve kenarortaylar üzerinde 1'e 2 oranı vardır arkadaşlar. Yani burası x ise 2x, y ise 2y, z ise 2z şeklindedir arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. AC 12 demiş. Bu kenar ağırlık merkezi olduğuna göre BE kenarortaydır. Yani burada x'tir. Buradan da 2x 12'den x 6 yani Bursa gelir. Evet. Soru 2 arkadaşlar. Bakın AD DB'ye eşit yani DC bir kenarortay arkadaşlar. Sonra bu kenarortay bakın AE doğru parçasını 2'ye 1 oranında kesmiş arkadaşlar. O zaman burası ağırlık merkezi olmak zorundadır. CD'ye 24 vermiş. O zaman bu da aynı şekilde N'ye 2N oranı şeklindedir. Yani 3N eşittir 24'ten. N 8 olur arkadaşlar. X de 2N olduğu için cevap 16 Ceyhan gelir. Evet, soru 3. G noktası ABC eşkenar üçgenin ağırlık merkezi demiş arkadaşlar. Bakın bunu böyle uzatırsak kenarı 2'ye bölecek. Ve biliyoruz ki eşkenar üçgende kenarortay aynı zamanda yüksekliktir arkadaşlar. 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı bakın burası 6 kök 3 yapacak. Buraya M dersek burası 2M olacak. O zaman 3M eşittir 6 kök 3'ten. M 2 kök 3 gelir. X de 2M olduğu için cevap 4 kök 3 gelir. Arkadaşlar burada CG eşittir C demiş. Bu C yerine burası X olacak. Baskı hatası bir dahaki basımda düzeltilmiş olarak karşınıza çıkacak. Evet, soru 4. Arkadaşlar G noktası ABC dik üçgenin ağırlık merkezidir. O zaman AD kenarortaydır arkadaşlar. Ve aynı zamanda bakın burada bir muhteşem üçlü oluşuyor. Yani BD DC'ye eşit olduğu için AD de eşit olur. BC'ye 30 vermiş. Yani buralar 15 15. Bakın burası M ise burası 2M olacaktı. Yani toplam 3M eşittir 15'ten. M 5 gelir. X de 2M olduğu için cevap 10 Edirne gelir. Evet, soru 5. G noktası yine üçgenin ağırlık merkezi arkadaşlar. Yani bakın buralar birbirine eşit. Çünkü bunlar kenarortay. O zaman kenarortaylar üzerinde de 1'e 2 oranından burası M ise 2M ve toplam 3M'lik uzunluk 9'a eşit olduğu için M buradan 3 olur. BG de 2M olduğu için cevap 6 Bursa gelir. Evet, soru 6 arkadaşlar. Bakın AD BE'ye dik, AE EC'ye eşit, BD ile de DC'ye eşit. O zaman arkadaşlar bakın bunlar kenarortay olduğu için burası ağırlık merkezidir. Burası 3 birimse yukarı doğru 2 katıydı 6. GD 4 ise yukarıya doğru 2 katı 8. Bakın buradaki özel üçgenden 6 8 x 10 yani Adana gelir. Evet, soru 7 arkadaşlar. G noktası ABC dik üçgenin ağırlık merkezi demiş. AB ile AC dik, BC 12, BG 6 demiş arkadaşlar. Buna göre GC'yi sormuş. Şimdi bakın buradan kenarortayı çizersen burası 6, 6 olacak arkadaşlar. Ve 90'dan geldiği için muhteşem üçlü olacak. 6, 6. Burası da 6 oluyor arkadaşlar. Bakın burada 2'ye 1 oranında paylaşacağı için burası 2, burası da 4 olur. Bakın BGC üçgeninde kenarortay teoremi yapacağız. Kenarortay teoreminde hatırlayalım. BC işte burası A, bunlar eşit. Buraya da VA dersek arkadaşlar. A kare
bölü 2 artı 2 VA'nın karesi B kare artı C kare eşittir arkadaşlar. Şimdi buradan B ile C'yi burada görüyorsunuz. X kare artı 6'nın karesi. VA dediğimiz şey bakın burada 2 karesini aldık. 2 ile çarptık. Artı A dediğimiz kenar 12 karesini aldık. 2'ye böldük. Buradan x kare artı 36, 72 artı 8'den, bakın 72, burası 8, 80, 36 çıkarırsak x kare 44 olur. Bu da arkadaşlar 4 çarpı 11'dir, 4 dışarıya 2 diye çıkar, cevap 2 kök 11 Ceyhan gelir. Evet, soru 8, bakın az önce verdiğimiz formülü bir daha kullanacağız. Çünkü AD burada kenar ortay olmuş. O zaman 6'nın karesi artı 8'in karesi eşittir. 2 çarpı kenar ortay uzunluğu 6 karesini aldık. Kenara x demiştik. Karesinin yarısı. Bakın burası 100. Burası 72. Buradan x kare bölü 2 72'yi bu tarafa atarsak 28 olur. 2 ile çarptık. X kare 56. Bu da arkadaşlar 4 çarpı 14'ten 4 dışarıya 2 diye çıkar. Cevap 2 kök 14 Bursa gelir. Evet. Soru 9 arkadaşlar. ABCD bir dörtgen demiş. BED noktaları doğrusal. BCCD'ye dik. BEED AE eşit verilmiş. AB 5, AD 4, CD de 3 demiş. Bakın burada bir muhteşem üçlü var. O yüzden burası dik olur. Şu uzunluğa A dersek, bakın buradan Pisagor yaptığımızda A kare eşittir. 5 kare artı 4 kare olur. Buradan Pisagor yaparsak da A kare eşittir. 3 kare artı X kare olur. Burası 41 arkadaşlar. A karenin yerine 41 yazdık. 9 artı X kareden X kare 32 gelir. Bu da arkadaşlar 4 çarpı 16 çarpı 2'den 16 dışarıya 4 diye çıkar. Cevap 4 kök 2 Denizli gelir. Evet. Soru 10 arkadaşlar. Bakın ABAC'ye dik verilmiş. DHBC'ye dik verilmiş. Ve bakın BH ile HC eşit. Buradan dikilmiş 2'ye bölmüş. Arkadaşlar bunu böyle tamamlarsak bakın burada bir ikizkenar üçgen oluşur. O yüzden burası 5 ise burası da 5'tir. Ve buradaki özel üçgenden de 3, 4, 5 cevap Bursa gelir. Evet arkadaşlar kenarortay test 1 soru 11. Dikkat edersek burada AD ve FC kenarların yükseklikleri arkadaşlar. Bu da yüksekliklerin kesiştiği nokta. O zaman BE de doğal olarak yükseklik olmak zorundadır. Demek ki bu açı 90 derece olur. X açısı tersten buraya gelir ve PEC üçgenindeki iç açılar toplamından x eşittir 180 eksi 90 artı 36'dan x 54 derece gelir. Kenarortay test 1 soru 12. Bir üçgenin kenarlarının kareleri toplamı 60 demiş arkadaşlar. Kenarlarına ABC diye isim verirsek A kare artı B kare artı C kare eşittir 60'dır. Buna göre kenarortayların karelerinin toplamı. Arkadaşlar kenarortayların kareleri ile kenarların kareleri arasındaki ilişki 3 tane A kare artı B kare artı C kare eşittir 4 tane VA kare artı VB kare artı VC kare şeklindedir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Buradan A kare artı B kare artı C karenin yerine 60'ı yazarsak 3 çarpı 60 4 çarpı VA kare artı VB kare artı VC kare. Buradan işlemi yaptığınız zaman 180, 180'i 4'e böldüğünde VA kare artı VB kare artı VC karenin 45 olduğunu görürüz.